Gökçegeli'nin şık spor tarzdaki mutfağı gayet geniş ve ferah. Karşılıklı iki cephede konumlandırılan tezgah ve dolaplar mutfağı çok daha kullanışlı hale getirmiş. Füme rengi alt dolaplarla inox beyaz eşyalar güzel kombin olmuş. Kruvaze file fonlar mutfağa çok yakışmış. Aynı şekilde PTT ayak yuvarlak masa ve siyah beyaz sandalyeler de tarz olarak uygun. Sarmal LED avize şık bir model ancak yemek masasının üzerinde daha iyi dururdu. Son olarak mutfak dekorasyonunu bütünlük içerisinde bulduğumuzu belirtip söze ev sahibi gelinimiz Gökçe'ye bırakıyoruz. Ankara Yeni Mahalle'nin en güzel mutfağına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkesin salonunda kullandığı perde aksesuarını mutfağında kullanmanı anlayamadım ben sadece. Mutfağını salon olarak mı kullanıyorsun? Evet aşkım. Televizyon da var zaten. Televizyon salonda olmadığı için buraya da koydum. Biz yemek yerken de şimdi televizyon izleyerek yiyoruz. Böyle tercih ediyoruz. Salonu yorumlarken burayı da salon niyetine yorumlasaydık o zaman. Buranın salonla bir alakası yok ki. Sen bu perdeyi salona takar mısın? Gerçekten söyle, takar. Hayır canım, balıkçı ağa gibi. Ben bunu kullanmam zaten. O moda canım ama. Gerçekten yani moda, yeni trend. Tamam da hayatım, bu aksesuarla olmuş mu gerçekten? Kızların aksesuar hepsi salonunda kullandı. Kullanmasaydın ya da yani kullanmayınca da çok borcu eski oluyor. Eski tarz olan şeyler var ya bu, hani bunun kumaşında bari yanına alsaydın. Bir şey diyeceğim. Zaten salon olarak kullandığı çok belli. Okey, masa tamam. Hı-hı. Ama o sandalyeler yemek masasında olan sandalyeler. Evet, olabilir. Neden öyle bir şey tercih ettin? Olabilir. Benim salonum farklı. Ben burayı böyle tercih ettim. Evet. Mutfağa ait. Ne kadar aldın masa sandalye? 20 bin aldım. İçeriği luxury yapmışsın, burayı spor yapmaya çalışmışsın. Bence içeri senin kayınvalidenin fikriydi. Burayı da sen dizayn etmişsin aşkım gibi duruyor. Aşkım şöyle söyleyeceğim, bir saniye. Balkonum bu, hem oturma odamda spor gördüyseniz kızlar zaten. Mutfağım bu şekilde. Oralar bizi ilgilendirmiyor ama. Biz gördüğümüz yerleri yorumluyoruz. Tamam, görün o zaman. Gayet güzel. Ayrıca kayınvalidem de kendisi seçmedi, seçebilirdi. Beni seçtiğinden beri her şeyin en güzelini seçiyor. Çok seviyorum. Kayınvalidem seçti, eşin seçmedi herhalde. Eşim de seçti, kayınvalidem de beni çok beğeniyor. Sessizim diyene bakar mısınız? Beni çok beğeniyor, merak etme. Sessizim diyene bakın lütfen. Kendi günü geçti, rahatladı. Gökçe'ye saldırmasını zaten bekliyordum. Bence Gökçe sinsi falan değil. Kahve makinelerinin hepsini buraya koymuşsun. Buraya bir sos koy, yani kahveye şurup koymuşsun. Fritözün neden burada? Şöyle söyleyeyim, bura kahve köşesi yaptım buraya. Onu da oraya koymak istemedim. Zaten bir sürü tezgahım var. Yani makine doldurdursan buraya, buraya da bir makine koysaydın en azından. Ama kahve köşesi yapmak istedim. O da kahve şurubu, kahve kaşığım, pipetim. O yüzden neyfeyim oraya koydum. Bak kahve ben koyunca laf ediyorsun, burada kahve yok. Kahvem çekmeyeceğim de. Bana niye bakarak söylüyorsun, kahveni ben mi laf ettim? Oraya mı bakayım? Yani bilmiyorum. Yani kimin sana laf attıysa ona bakarak konuş. Ya bir şey değil. Sen de benim de kahve şeyimiz vardı. Her ama gün yani bu borulara değindik. Evet. Ben öyle bir şey demedim tam sana. Ağzımdan alın. Sen devam et, ben de siz ekleyeceğim. Siz söyleyin, sonra da ben söyleyeyim. Her gün değindik yani. Evet. Boru. 4 gün boyunca aklın neredeydi? Yeni evliyim, 2 aylık evliyim. Gezmekten bir şeyler yapamadım. Bu bir bahane değil. Olmadı. Şunu kapatmak aklına gelmiş. Onu alırken yukarıya dağıtsaydı. Ama orada çimç güzel olmazdı ki. Olur muydu sizce? Ya da başka bir şekilde yapsaydım. Biz düşündük aslında, boyayacak. Evet, boyasaydın. Çünkü lekeli. O da ben mutfağımın kusuru olsun. Ne diyeyim, kabul ediyorum. Ben lekeyi kapatmak için mesela sarmaşık sardığımda Zehra da ona laf etti. Yani böyle olmasa yeşillik hayırlı olmuş. Yeşillik kızlar çok kötü yani. Olurdu gerçekten. Orada niye kötü olmadı da orada kötü oldu anlayamadım. Ama tavanla yani orman gibi olmaz mıydı iyice devam etse? Yeter ki orman olsa da gözlerimiz bu boruları görmeseydi Gökçe. Burası zaten Gökçe. Vahşi doğa olmuş. 4 gündür konuşuyoruz. Buna rağmen boruları kapatmamış. Hiç hoş görüntü değildi. En azından tenezzül edip de daha fazla gezmektense oturup evinde o boruları kaplasaydı. Benim mutfağa girir girmez ilk oradaki aynalı dolap... Aynalı değil aşkım. Aynalı dedim, pardon. Camlı dolap dikkatimi çekti. Yani oraya 100 liralık bardakları koymuşsun. 100 liralık mı? 100 liralık dedim. 100 liralık bardakları koymuşsun. Keşke böyle altınlarını falan, kolyeni falan koysaydın. Ya da şöyle bir şey söyleyeceğim. Her katta farklı bir tane yılbaşı konsepti falan yapmışsın. Bari daha uyumlu olsalar da gitseler de göze hitap evet, edilirdi. Evet, ya da tek fincan. Ben farklı. De konuşabilir evet, miyim kızlar? Cevap vermek istiyorum. Ben fincanları çok seviyorum. Sunum yapmayı seviyorum.
sosyal medyada sunum yapıyorum. Bu yüzden de bu köşeyi böyle koydum. Altın koyulur mu Allah aşkına? Altından bahsetmiyorum. Ama ben şey gibi koydum. Kuyumcuların rafları olur ya böyle altına sırayla. Çok komiksiniz sizler gerçekten. Kuyumcuda ben böyle bir şey görmedim raf raf. Sen o zaman bunlarını ucuzlukçudan aldın. Salonunu sen üst üste diyorum. Gördün mü kuyumcuda? Evet. Keşke çok sergilemek istiyorsan salonuna sergileseydin. Mutfağının tarzına pek uyumlu görmüyorum ben o sunumluğunu. Yani sadece bir şey söyleyeyim. Yeni trend evlerde bunlar var zaten. Ben bunu özel yaptırdım. Evet, siz bunu keşke onu yaptırırken tezgahlarını da yaptırsaydın. Evet, çok trend kabul ediyorum. Çok bir şey söyleyeceğim. İki aylık evim daha. Ya bu da bir savunma mı? Katılmasaydın, sen de katılmasaydın. Ama sen iki aylık evdeyse ki. Benim evimde dedin ki renk cümbüşü var dedin. Aşağı burayı renk, söyle. Üstü farklı bir renk tezgahın. Evet. Orası bir renk, burası bir renk. Senin hayır evinde ya, aynı. Bir şey söyleyeceğim. Görüntü yapmışsın, altın sarısı gold simli kullanmışsın. Ne alaka yani? Onları ben kullanmadım, vardı. Mutfakta bazı detaylara dikkat etseydi gerçekten daha hoş bir mutfak olabilirdi. Orta halli, güzeldi. Değiştirseydin evden böyle önce. Çok beğeniyorum. Kızlar gayet uyumlu aldı. Evet. Aşkına. Yani gerçekten yani bu fayans uygun mu aldı? Ben onu diyecektim o gold zaten. Değil ki. Hayır böyle bir dolaba böyle bir ara gold çok ucuz duruyor. Ama arası olmamış. Arayı zaten değiştirmeyi düşünüyorum ama. Değiştirseydin de yapma. Ama yapsaydın en azından. Belki değiştirmeyi yok, kapma olabilirdi 4 gün içerisinde. Böyle de daha çok ucuz duruyor. Beceremediğimden. Gayet. Beceremeyeceğindendir. Hayatım, ben becermek istemiyorum evet. Çünkü direkt satın alıyorum. Bu ne? Deterjan. Süngeri nerede? Herhalde süngerini alırken bunu almayı unutmuşsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Senin evinde de vardı ama sünger yoktu. Hayatım benimki... Bende yoktu. Ben onu cevap veriyorum. Hayatım benimki birazcık daha güzel. En azından mutfağıma falan alıyordu. Ben buna uyacak bir şey bulamadım. Yok. Sen de böyle narla olmuyor. Tamam da neresi? Mermer oluşuyor. Yok işte galiba. Siz bilmiyorsunuz. Şöyle bak, uydum hayat, kızlar. Ben uyumuşum. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir şey olabilirdi? Yani daha uyumlu en azından. Daha uyumlu bir şey olabilir. Orada altı olarak mermer, baharatlı. Yani orada farklı bir köşe. Ama aynı tezgah. Aynı uzantıda. Oraya koyduğun kettle'ın. Evet. Devam ediyorsun mermer altın sarısı baharatlı. Bari o kettle'ın farklı renkleri de vardı. En azından fayanslı renge yakın. Baharatlıkların üstü açık. O tarz takılabilirdin. Üstü yani, kapağı yok muydu? Kayıp mı oldu? Yok kapağı hiç yoktu. Satın aldığımda öyleydi kızlar. Zaten içine az koyuyorum. Tozlanınca. Bir dakika. Keşke içine bir söyleyebilir miyim? İçine az koyuyorum. Günlük kullanıyorum. Daha sonra zaten içi çok küçük aslında. Öyle gözüktüğüne bakmayın. Asma, yemeğe bu kadar tuzatıyorsan vay haline. Siz geliyorsunuz diye bu kadar doldurdu kızlar. Kaç haftalık tuz ve biber var. Ben seviyorum ay. Aşkım evet tuz. Bayağı bir derin. Bayağı da derin. O kadar da bayağı derin. Derin bayağı. Yani şöyle. Tek yemekli koyabiliriz. Kuyu açın birazdan su çıkacak orada. Kaşın yok, şöyle koydum işte. Bu kaşık öyle değil aşkım. Neyse kızlar bir durun ben halıya geleceğim. Senin halınla aynı tarzı halılar. Hayatım kesme halı değil özel bir halı. Ay çok korkutmuşum halı. Hayır İran değil. İran değil. Özel halı değil diyor. Dubai'den gelmiş. Hayır Dubai'den de gelmiş. Kızlar bir durun. Bu kesinlikle hol halısı. Bence de. Ve çok hareketli daha da görmüş evet. Aşırı hareketli. Hareketli. Senin zaten ben hareketliliği seviyorum. Senin mutfak dolabın zaten gösterişli ve büyük mutfağın. Gösterişli değil ki düz. Hayatım gösterişli dediğim büyük yani anladın mı? Renkleri canlı koru. Buraya daha bir soft yapsaydım çünkü mermerinle bu olay çok şık aynı. Yani direkt yani olarak evet, ya mermer yapsaydın. En azından ne bileyim mermerin kapanmaması belki birazcık daha uyum sağlardı. Mermerin kapanmaması için biraz daha küçük tercih ettim. Çünkü mermerlerim görüyorsunuz fiyatını çok güzel. Tamam halı güzel değil zaten. Ben beğeniyorum. 3000 TL. Ay bu halıya 3000 TL mi verdi? Evet sen 3000 TL verdi. O zaman bana bir link at. Ben buna para bile vermem. Bir şey söyleyeceğim ben internetten bu tarz şeyleri almıyorum. Kızım. Ya al bence ya. Halı internetten almaz ya. Yok ya ben halıya yani, kadar fiyat verilmesini uygun buluyorum ben, bence. Halı benim için ben çok önemli. İnce bir halı ama halı değil. İnce halıdansa kızlar bu gayet iyi. Siz beğenmemiş olabilirsiniz. Ben çok hareketli buldum. Anizeler neden farklı? Benim mutfak avizesini bende göreceksiniz mi? Evet kızlar bakın. Kız. Evet gerçekten gördük. Hepinizde şöyle küçük 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 avizeler yani olay avizelerim. Olay avizelerim. Gerçekten yani olay. Bu değişik bu yılan gibi aynı. Hem yılan gibi hem yani DNA şekli var ya. Ha DNA'ya daha çok benziyor evet. Ama işte
Ya aşkım sen dün dedim ben yılan dans falan yaptım. Sana benziyor o zaman. Peki neden? Bence sinsi farklı. Sinsi gibi aynı. Bence sen mutfağı ikiye bölmüş. Evet bence de. Salon ama. Sinsiyim. Madem o senin de kabul edebildiğin bir şey. Ediyorum. Sinsiyim ve sakin ses. Belli biz zaten seni ilk gün çözdük. Hayatta ikiye bölmüş. Yani hayır nasıl olabilir biliyor musun? Masanın üstünde olabilir. Olsaydı belki evet, bir gelmedi. Olabilirdi. Evet. Ama şu anda farklı kulağında diyorsun ki ne mana yani. Bir şey neden böyle bir şey yaptın? Avizelerimi sonradan aldım. Denk gelecek olarak düşündüm. Masan yok muydu? Yoktu. Hayır öyle değil. Masan yani o tarafa çekseydin. Son anda alındı kızlar. Her şeyim vardı. Evim son anda alındı. Keşke bu güzel biraz daha ona bakarak yani. Size aynı olabilirdi. Hayır. Ben de bilmiyorum. İkisi de güzel değil. Evet. Ait değil kızlar. Gerçekten. Nereye yani ait olur? Evet. Daha güzel avize bulabilirdim bence. Değil. Daha avizelerin fiyatı öğrenebilir miyim ya? 1000 TL. Tanesi de mi? Yok tanesi. Peki bir şey sorabilir miyim? Burayı perdeyle kapatsam neden buraya perdeyle kapatsam? Burayı da perdeyle kapatsam çok karışık olmaz mıydı? İyice perde. Salonla oranın alakası yok. Bence ben değilim isterseniz kızlar. Pardon mutfağına. Bura cam olmasına rağmen burada kullanmamışsın. Benim evimin duvarına perde asmamı söyleyen sen. Burada bunu ben kullandım. Ben perde istemedim. Ben sana ayna yap dedim. Bildin perde istedim benden ve bunu burada boş bıraktım. Hayır ben sana ayna yap dedim. Hatta ben sana dedim. Ben de dedim ki katılıyorum. Ayna yapabilirsin. Ayrıca orada balkonum var efsane. Hayatım açıp gözüküyor. Girebilirsin balkonu. Zaten açıp girebilirim. Tamam ama perde. Açıp yani hani bunu kullanıyorsun ya böyle sen fon. Çünkü bu fonları öyle bir tutuyorlar ki yerinden ayıramıyorsun. Aynen. Hani. Okey buna da ayrı ayrı yaptırsaydık ben, zaten çok saçma. İyice karışık olurdu diye düşünüyorum. Perdelerine ne kadar verdin? Perdelerimi de 2000 TL verdim. Balık ağına. Aşkım ölmeseydin. Bizim Trabzon'da dayım balık tutarken boğamazdan kumuyor. 2000 TL çok ayrı. Gerçekten hayatım. Ya. O moda. Evet moda ama demoda. Seninkini de gördük. Ucu kirli eskiden kalma bir şey. Hayatım ben 2 yıllık evliyim. Öyle değil mi kızlar? Ben 2 yıllık evliyim. Güneşten iz olmuş. Ama değiştirebilirim. Bana kadın da koydum zaten ve hani aşağıda kahverengi bana her şeyi değiştir diyorsun ama. Hayatım sen yeni evlisin. Alırken ona göre uygun alsaydın diyorum. Canım ben beyaz eşyaları değiştir demiyorum. Tamam. Canım beyaz eşyaları 30.000 TL. 30.000 TL. Televizyon da var ama içinde. Siyah kullanabilirdin ya. Gri pek. Siyah da çok toz oluyor diye. Hayatım her gün gri çok gri ya. Çok toz oluyorsun. Masal sandalyen siyah. Yani bunlar da gri mesela. Bu renklerde de var. O zaman direkt kızlar gri uyuyor gayet. Tamam of, biz de diyoruz ki sana. Konuşmayın lütfen. Gri uymuyor ya mu? Ya kız konuşmadı. Şimdi diyor ki konuşmak kız için savunacak mısın? Ama sen 4 yıl boyunca konuşmak için biraz konuşsaydı. Elimi savunmam gerekiyor. Ben kendim. Hayır onun yapısı böyle. Siyah kullanacağına o zaman evet, o zaman yine bu rengi alsaydın en azından dümdüz bir görüntü olurdu. Hayatım ne yapaydı? Rangel gibi. Evet haklısınız tamam mı deseydik. Savunuyor işte. He aynen. O da boşa savunuyor yani. Boşa yani. Boşa bak savunuyor. Kızlar izleyenler görüyor. Görsünler hayatım eğer zevk sahipleriyse. Evet. Hanımlar mutfakta eleştirilmedik yer bırakmadınız. Biraz da gidip yatak odasını eleştirelim diyorum. Hadi gidip görelim.